Urfa'daki özak işçilerin yakmış olduğu bu mücadele ateşi, bu çoban ateşi, Türkiye'deki işçi sınıfımızın içinde bulunduğu durumu ve nasıl bir mücadele potansiyeli taşıdığının da çok açık göstergesidir. Yeter ki işçilerimize güvenelim, yeter ki onlarla birlikte mücadele etmenin yol ve yöntemlerini bulalım. Değerli arkadaşlar, burada biz basından izledik tabi, denk gelmedik ama burada jandarmanın, polisin, müftünün, valinin açıkçası bir cümle anlığıyla karşı karşıya kaldığınızı biliyorum. Oysa ki bu ülkede anayasalarda, yasalarda, sözde işçilerden ve emekçilerden yana yazıldığı söylenir. Ama gerçeğin bu olmadığını bizzat siz yaşayarak tanığı oldunuz. Çünkü burada sendika seçme hakkını kullandınız. Sendikal hak ve özgürlüklerinizi kullandınız. Karşısında copla, gazla, tazikli suyla, her türlü baskıyla karşınızda müftüsü, valisi, emniyeti, hepsini gördünüz. Aslında bu yaşadıklarınız yeni değil. Belki doğrudan fiile yüzde kaldınız ama Türkiye işçi sınıfı ve diğer kardeşleriniz de her direnişte, her mücadelede bu tür baskılarla ve zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Yalnız değildir! Öza işçisi yalnız değildir! Öza işçisi yalnız değildir! Bu nedir? Bir ay oldu. Bir aydır burayı bir okul yaptınız ve bu okuldan sadece siz değil, bütün işçi sınıfına çok şey öğrettiniz. Bugün gelinen noktada durum her ne olursa olsun altını kalın kalın çizmemiz gereken, onur duymamız gereken çok önemli bir gerçek var arkadaşlar. Özak işçisi kazandı ve kazandırdı. Direne, direne kazanacağız. Kurtuluş yok. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş, direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız.